Özellikle örme ve kusma varsa bu bence önemsenmeli. Çünkü kusma çocukta kilo kaybına neden olabilir. Bu yüzden değerlendirme yapılması gerektiğini söylemek isterim. Bir dil ve konuşma bozuklukları uzmanı tarafından değerlendirme yapmakta fayda var. Yemeğin kokusu, yemeğin şekli, yemeğin rengi ve yemekle ilgili çocukta gelişmiş olan negatif duygular kusmasını tetikleyici olabilir. Burada da yine neden çocuğun yemeği reddettiğini görmek gerekir. Neleri kabul edip neleri kabul etmediğine önce bakmak ve buradan harekete geçmek gerekir. Yeme ile ilgili reddetme olduğunda bunu da yine bir yeme bozuklukları çatısı altında değerlendirerek aileyle birlikte çalışarak çözüme ulaşabiliyoruz.